Ben Nizam Aydın. 1973'te Aygaz Bayiliğine başladık babamızla beraber. İlk servisi Zeytinburnu'na ben getirmişim. 4 tüple başladık. 4 tüp satışıyla. Gün geldi 300 tane tüp sattık günde. Ve biz Zeytinburnu'nun gecekondu zamanından 1973'te gecekondu zamanından başladık ve her gün arabamız bir yerlerde batıyordu. Öyle zor şartlarda çalıştık. Zeytinburnu acayip bir değişti çünkü her yere merkezi bir şekilde ve bu ulaşım şeyi sorunu yok Zeytinburnu'nda. Marmaray olsun, otobüs olsun, minibüs olsun her şey var ve yakın her tarafa. Onun için acayip bir gelişme oldu Zeytinburnu'nda. %100 bir gelişme, %100 bir değişiklik oldu. Ben Nizam Bey'in kardeşiyim. İsmim Abdullah. Bugün Zeytinburnu pilot bir bölgedir. Zeytinburnu'na yapılan hizmet çok fevkalade bir hizmettir. Bugün semtler arasında en çok popülaritesi olan bir semttir. Gerçekten 73'ten bu yana gözlemlemek ne demek ya? Hakikaten çok müthiş şeyler oldu yani. Biz de bu 73'ten bu yana yapmış olduğumuz bu hizmetten dolayı, sağa sola gitmekten dolayı, arabamızla gezdiğimizden dolayı Zeytinburnu'nun kitabını yazabilecek kapasitede bir insanız yani bizler. O kadar güzel bir hizmet ettik yani. O çok mükemmel bir belediye başkanımız. Çok mükemmel hem de. Çok çalışkan. Böyle çok çalışıyor. Annemizin vefatında geldi ve telefonunu verdi, dedi ne bir sıkıntınız olursa falan filan. Ve daha sonra çok zamanlar görüştük. Bir 10-15-20 gün önce de yanıma gelmişti, oturdu, hasbihal ettik. Bir esnaf doğru dürüst olmalı. Doğru dürüst olmadı mı yürümez. Bir esnaf bir iş yeri açarsın, o iş yerini diyorum sana 4 tüple başladık, sonradan 300-350 tane tüp satmaya başladık. Ama o 4 tüple yapan işte olmuyor derse, başarısız olduk falan derse bıraksaydık, şimdi bu günlere gelemezdik. Onun için esnaflık doğruluk ister, esnaflık sebat ister. Bir işe sebat edeceksin ki semeresini yesin.